benim vekilim Cenab-ı Allah, benim doktorum Cenab-ı Allah. Konya bugün Topal hocasını ahirete uğurladı. Mehmet Ali İnal, Konyalıların bildiği ismiyle namı diğer Topal Hoca, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlıklar sebebiyle bugün hayata gözlerini yumdu. 1931 doğumluyum, doğruysa eğer. Aşağıda olabilir, biraz yukarıda olabilir, doğru da olabilir. 20 yaşına da benim nüfus kağıdım yoktu. İnal Hoca bugün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Topal Hoca'nın cenazesine binlerce Konyalı katıldı. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. 1931 doğumlu olan Mehmet Ali İnal 87 yaşında vefat etti. Mehmet Ali İnal bir süredir Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle tedavi görüyordu. İnal Hoca'nın cenazesi bugün Hacı Veys Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında Üçler Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Cenaze törenine İnal ailesinin akrabaları, yakınları, sevenleri, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, merhumun yetiştirdiği talebeler ve çok sayıda kişi katıldı. İnal Hoca'nın cenaze namazını İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı. Cenazeye katılan öğrencileri ve yakınları merhum hakkında duygularını şöyle dile getirdi. Değerli hocamın çok hakkı var millette. Biz onun hakkını helal ediyoruz. O da bize gitmesini istiyoruz. Allah rahmet eylesin. Talebesiydim. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Biz hocamıza hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkımızı helal etmiştir. Kendisi bizzat ağzından ifade etti. 200 bin talebenin yetişmesine vesile olmuştur. Yani sonuçta öldü gitti ama amel defteri kapanmadı inşallah. Kıyamete kadar sevapları devam edecek. Çimenlik Mahallesi'nde uzun yıllar Kur'an eğitimi veren ve on binlerce kişinin yetişmesine vesile olan Topal Hoca lakaplı Mehmet Ali İnal, tek odalı evinde yaşamını sürdürüyordu. Mehmet Ali İnal Hoca, 1931 Sızma doğumluydu. Topal Hoca hiç evlenmemiş ve genç yaşından beri ayakları tutmuyordu. İnal Hoca'ya uzun yıllar kendi ismini taşıyan yeğeni ve onun ailesi hizmet ediyordu. Annesi de talebemdi, anneannesi de talebem. Kur'an kursu yaptırdım. Yaptık. Her zaman hep sentine. Hoca, kurslarında sadece Kur'an eğitimi değil, fen ilimlerinin de verilmesi için bizzat çaba sarf etmişti. Topal Hoca'nın yetiştirdiği talebeler, yurdun dört bir yanında dini ve ilmi vazifeler üstlenmişti. 60 yılından sonra hocamızı tanımaya başladık. Gerek aynı doğduğumuz mahalleden, gerekse dışarılardan, yani Konya'mızın içlerinden çok hocamıza gelenler olurdu. Dayağını da yedik, gül yüzünde gördük, soğuk yüzünde şimdi bugün göreceğiz. Eski talebelerindenim, çocukluğumdan benim ablam, annem, babam, kardeşlerimin hepsi hocamın tedrisatından geçti. Hocam arkadaşımızın da söylediği gibi ümmetin imanı için çalışan bir insandı. Bir kişiye dahi Kur'an öğretmek için ne gerekiyorsa varını, yoğunu, bütün servetini satarak bir kişiye dahi Kur'an öğretmeye çalışıyordu. Hayatını İslam'a adadı. Allah uğrunda bir mücadele verdi. Bizler de inşallah şahidiz. Cenab-ı Allah da biliyor. Gerçek bir muvahhid, gerçek bir mücahitti. Rahmetli Erbakan hocamıza karşı çok büyük bir sevgisi vardı. O günleri anlatırken gözyaşlarını tutamıyordu. Bizi adeta o yıllara götürüyordu. Biz de kendisinden tabii bu konularda çok istifade ettik. Bizim gelmiş geçmişimi benim de hatırlayın.